Sadece 3'ü 20'nin yaşı 20'nin üstünde olan 35 kişi, büyük çoğunluğu çocuk. 12-13 yaşında, 14 yaşında çocuk savaş uçaklarınca bombalanıyor. Bedenleri parçalanıyor. Aradan neredeyse 24 saat geçti. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı başsağlığı bile dilememiş. Muhalefet taziye mesajı bile yayınlamamış. Başbakan halkımızın başı sağ olsun, ailelerin başı sağ olsun diyememiştir. Bu cümleleri ifade edememiştir bunlar. Sizin acınız sizedir demişlerdir. Kürdün acısı Kürdedir demişlerdir. Ama hiç kimse unutmasın. Kürt halkı sahipsiz değildir. Kürt halkı kimsesiz değildir. Bugün bu parçalanmış bedenleri parçalanmış topraklara teslim ediyoruz, emanet ediyoruz ama bu ülkeye özgürlüğü getirecek olan da işte bu gençlerdir. Sen şusun, sen busun demeyeceğiz. Sen bu mahalle, o bu aşiret demeyeceğiz. Biz bir halkız. En büyük aile budur. Kürdistan halkı en büyük ailedir. Bu ailenin her bir ferdi el ele verecek, omuz omuza verecek. Nasıl o kayaların altından çıkarılan iki çocuk el ele tutuşmuştu. Öyle can vermişler. Cenazeleri bulunduğunda el ele tutuşmuşlardı. İşte bu mesajdır. Cenazemiz el ele tutuşmuşsa dirimiz bir olacak. Başka çaresi yoktur. Cenazenin verdiği mesaj buysa dirilerin, sağların bunu iyi anlaması lazım. O çocuklar ölürken el ele ölmüşse yaşayanlar da el ele verecek. Bu mücadeleyi zafere götürecek. Bu topraklarda özgür olacağız, onurca yaşayacağız, onurluca yaşayacağız. Kim ne derse desin, korkmak yok, yılmak yok, geri adım atmak yok. Allah hepimize sabır versin. Hepimizin, bütün halkımız. Yapılan konuşmaların ardından kitle mezarlıktan ayrılırken acılı aileler ise mezarlara kapanarak ağıtlarını sürdürdü. Papağanı açamayın abi.